Liste oluşturmak için veri doğrulama. Buradan liste. Liste kısmında cinsiyet, kaç tane cinsiyet var? Erkek, noktalı virgül, kadın. Şimdi bakın burada bir tane ne çıktı? Liste açıldı. İş durumu. Tekrar veri doğrulama liste. Burada çalışıyor ya da çalışan, işsiz. Bir de iş arayan. İş arayan. Bak hep noktalı virgül koyarak yapıyoruz. Burada da yine aynı. Güvence. Yine veri doğrulama. Liste. Mesela SGK Bağkur ya da 4A 4B 4C yazalımdır. 4A 4B işte 4C gibi olsun mesela. Salladık. Tamam. Böyle. Askerlik durumu. Yine veri doğrulama liste. Şimdi buradan yapıldı. Muaf. Tecildi. 3 tane ekleyelim. Medeni durum. Liste. Bekar. Evli. Şimdi neden bunları yaptık? Şu ikinci ismi bir sileyim. Şimdi diyelim ki kişi buraya adını yazdı. Buradan erkek. Diyelim ki iş arıyor. Güvencesi yok, ekleseydik keşke. Bunu çalışan yapalım o zaman. Çalışan 4A. Askerlik durumu yapıldı. Medeni durumu evli olsun. Bize burada sonucunu çıkartacak, hesaplayacak. Tamam mı? Amacımız bunu oluşturmak. Demek ki biz ne yapıyormuşuz? Oluşturmak istediğimiz listeler için seçiyoruz. İstediğimiz kadar ekleyebiliriz buraya. 100 tane, 200 tane, kaç tane istersek. Ama hepsini elimizle yazamayız. Uzun listelerde de böyle seçerek yapmış olacağız.